12-18 Temmuz. Değerli balık burçları. Nasıl böyle grup yaptı? Yükselen ve ay burcunuzu dinleyin. Vallahi ben çok rahatım. Ben kendimi seviyorum. Yani kibar olmaya çalışıyorum ama kibar olamıyorum herhalde. Ne diyeyim? Sular kadar aydınlık, balıklar kadar kısmetli, okyanus kadar aydınlık olun istiyorum. Yükselen ve ay burcunuzu dinlerseniz sevinirim. @akkayofficial Instagram sayfam. Dikkat edebilirsiniz. Takip edebilirsiniz istiyorsanız. Lütfen buraya yorum yazın, beğeni yazın. Sahip çıkın, burası sizin benim değil. Bu hafta kendiniz böyle keyifsiz, içinizden herkese meydan okumak, kendi iç dünyanızda dönebilirsiniz. Bilmediğiniz olaylara stres yaratabilir. Ay bu bana zarar verebilir. Bu benim dedikodumu yapabilir. Bu iş yerindeki bu kişiye güvenmiyorum. Böyle kendinizi her şeyden geri çekmek vardır. Aman ben buna sır vermeyeyim. Aman şununla dikkatli konuşayım. Ya böyle bir gereksiz kendinizi koruma altına alacaksınız. Bazen gerekebilir ama gerçekten kendi içinizde panik atağınız durup dururken heyecan yaptığınız için korkularınız artmış olabilir. Derin derin nefes alın. Çünkü çok yoğun bir iş temponuz ve gerçekten hafta sonuna kadar teslim etmeniz gereken projeler, yeni anlaşmalar, hesaplar ve gerçekten hareketli olacağı için bu tıkandım nefes alamıyorum kafasından çıkalım. 5 gün içerisindeki yoğunluğumuzu halledelim. Güzel bir tatilin enerjisinde fırsatları da yakalayacaksınız. O yüzden hata yapacaksınız burada ve tatile gitmeme gibi bir durumunuz söz konusu olacak. Lütfen bu tatil enerjinizi bozmayın. Adaptasyonunuzu yenin, iyi olacağını söyleyebilirim. Devlet işi bekleyenler biraz olumsuzluk yaşayabilir. Büyük bir kurumsaldan başka bir kurumsala geçmek istiyorsanız olmayacak. Bulunduğunuz noktada kalmanız sizin için hayırlı. Uzun süredir işinizle ilgili yaşadığınız sorunlar varsa düzelme ve daha rahat nefes alacağınız bir döngüye giriş yapacaksınız. Eğer işsizseniz ve hala 6-7 aydır iş problemi yaşıyorsanız bununla ilgili de bir erkek ya da karı koca bir çiftten destek alıp işle ilgili noktayı da belirletme niyetimiz var. Bu da belirlenmiş olacak ve çok da güzel ve hayırlı olacak sizin için. Evet, aşk istiyorum. Sevgilimin benimle ilgili düşünceleri ne? Bana sevgisini söylemiyor. Beni gerçekten seviyor mu diye düşünüyorsanız ilişkiniz sizi seviyor. Ama o çok fazla sözünü ifade etmiyor. Gözlerinden anlamalı. Yani bazı insanların eşleri içinden gözüme bak anlarsın. Seni ne kadar kokunu kokladığı zaman sevgiyi söyler. Elini tutmuyor, benimle yemek yemiyor, vakit geçirmiyor. Bu kişi benimle ilgili ne düşünüyor diyorsanız duyguları derin. Sadece ilişkiyle alakalı sorumluluk almaktan korkan bazı evli olmayan çiftlerimiz sevgili o. Bununla ilgili belirsiz gittiği için korkularınız var. Biraz daha bu ilişkiye sahip çıkın. Karşımdaki ilişkiye sorumluluk almayı öğrenecek ama sevgiyi her dakika sizin gibi dile getirmediği için şüpheleriniz var. Sen de biraz seni seviyorum deme bakalım. Taktik değiştir. Taktik değiştir ki duygularından emin ol. Boşuna beklemediğini de gör istiyorum. Evli olanlar için aslında bir ev tartışması ve bir para kaybı yüzünden parayı nereye verdin? O para nerede? Kime verdin diye tartışmalar var. Aslında bir kenarda bir para biriktirmişsiniz. Bu parayı eşiniz çok kardeşleri ya da annesine vermiş olduğu için para hesabı var. Bu para hesabı ortaya çıkacak ve siz istediğiniz evi geç de olsa alacaksınız. Ama bence buradaki bu para yüzünden eşiniz size güvenini kırabilir. Evet, çünkü başta o sizi kırdı. Sizde bu konuşmalar ve sert dilinizden dolayı bir ilişkide geri durum söz konusu olacak. İfadenizi doğru kullanın ki haklıyken haksız duruma düşmeyin diyorum. Sizin de işiniz, eğer eşinizin işiyle ilgili avukatsa, devlette memursa, bununla ilgili değişmesini istediğiniz nokta var. Bununla ilgili değişimler gerçekleşecek ama biraz daha sabır etmeniz lazım. Olumlu değişmesi için biraz daha vakit var. Ortaklı iş ya da kendi işinizi yapıyorsanız gereksiz para harcayarak ortaklı işiniz ya da iş alanınızı zarara sokabilirsiniz. O yüzden bu dönem para bilançonuzu ya da harcama listesi yapıp abartmamanızı öneriyorum değerli balık burçları. Yeni ortaklı iş yapacaklar. Evet, yeriniz doğru. Tutun burayı, restorasyonunuzu yapın ve burası bereketli ve hayırlı olacak. Düşündüğünüz yerler doğru. Yani
mesela diyelim ki İstanbul'da karşıdayı düşünüyorsanız doğru, kalbinizdeki yapacağınız iş kapısı doğru. Bir an önce bunu toparlamanız lazım. Neye dikkat etmeniz gerekiyor biliyor musunuz? Beslenme konularınız, zehirlenme olabilir. Yediğiniz gıda sizin vücudunuza reaksiyon gösterebilir. Dışarıdan çok fazla yemek yemeyin. Vücudunuz gaz ve gaz sıkışmasından kaynaklı reaksiyonlar gösteriyor. İhmal etmenizi istemiyorum. Bir de küs olduğunuz ve uzun süredir görüşmediğiniz bazı insanlarla ilgili bazı laflar gelecek, canınızı sıkacak ama bu kişi sizden özür dileyecek, karar sizin. İster affedin, ister affetmeyin diyorum. Bu ara şu göz üstlerine takılan bazı kadınlarımız ya da kızlarımız, şu dönem estetiği kabul etmiyorum, yaptırmayın, leke bırakabilirsiniz. Ben de yaptırmam lazım ama bir 50 olayım, bir 5 senem var, 5 sene sonra yaptırmaya niyetim var. Ama şu an değil. Evet, balık burçları güzellikler var. Farkındaysanız bunları değerlendirin. Evet, bir yazlık gibi ya da kiraladığınız bir yazlık evi olabilir. Ailenizi, büyüklerinizi götürmek istiyorsunuz. Olumlu ve keyifli gelecek ya da tüm aileye gideceğiniz seyahat ya da bayram tatili size keyifli geçireceksiniz. Hiç korkmanıza gerek yok. Hoşça kalın, mutlu kalın. Allah'a emanet olun.